Herkese merhabalar. Problem çalışma kitabının çözümleri için beraberiz. Problemler konusu hepimizin çok önemli. Bu sebepten dolayı ekranların karşısına ben kendim geçmeye karar verdim. Sizlere bu anlamda elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Tabi bu içinde bulunduğumuz süreç sizlerin derslerde olan eksikliklerini gidermek adına herkes belli bir çaba içerisinde metin yayınları olarak ben Gökhan Metin olarak sizlere bu anlamda yardımcı olmaya çalışacağım. Tabi problemlere konu anlatımına, soru çözümüne geçmeden önce e, ifade etmek istediğim birkaç cümle var. Bunlardan biri problemler neden bu kadar çok önemli? Biz problemleri neden çözemiyoruz? Ya da ÖSYM'nin problem algısı nedir? Hiç sevmediğim ee, bir kelime haline dönüştü. Yeni nesil soru ne demek? Bunlarla ilgili birkaç size cümle ifade edeyim. Arkadaşlar problemlerle ilgili üniversite sınavında yaklaşık 11-12 tane soru çıkıyor. Ve bu 11-12 tane çıkan soru artık e, günümüz günümüz e, uyaranları ya da günümüz şartları çerçevesinde etrafımızda gördüğümüz yaşadığımız her şeyin soruya dönüştürülmüş hali. Bu sebepten problemler konusunda başarılı olabilmeniz için en önemli şey gerçekçi olmanız. Gerçekçi sorular çözmeniz. Bununla ilgili çok duyuyorum. Ya hocam ben problemlerle ilgili ne yapmam lazım? Bana şey dendi. Çok soru çöz. Evet çok soru çöz de sen sınavda çıkacak seviyede sınavdaki soru mantığında soru çözmediysen çok soru çözmenin de bir anlamı yok arkadaşım. O yüzden şunu defaatle ifade ediyorum. Bakınız. Hepinizin en büyük yanlışı ÖSYM'nin bir soru mantığı var. ÖSYM'nin soru mantığını kapacak şekilde sen sınava hazırlanmadıysan sen o problem sorularını Çözemeyeceksin demektir. Bizim de metin yayınları problem çalışma kitabında yapmaya çalıştığımız şey en temel düzeyde sorduğumuz soru da en zor seviyede sorduğumuz soru da ÖSYM soru mantığının bir tık iki tık altı ya da ÖSYM soru mantığının bir tık iki tık üstü olarak hazırlandı. Yani kolay soruda da sizi ÖSYM soru mantığına e, alıştırmaya çalışacağız, zor soruda da ÖSYM soru mantığının biraz daha üzerine çıkmış olacağız. Zaten arkadaşlar artık problemlerle ilgili Ahmet Mehmet'e 2 lira vermiş, Bekir Osman'dan 5 lira almış. Cemal'in kaç lirası vardır şeklinde sorular gelmiyor. Bunlarla uğraşmak anlamlı mı? Bence anlamlı değil. Merdiveni artık bizler ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmiyoruz. Ne bileyim tavşanın, tavuğun ayak sayısını falan hesaplamıyoruz. Artık günümüzde farklı yaranlar var. Etrafımızda soru yazılabilecek o kadar farklı objeler var ki artık bunlarla ilgili tabi saçmalamadan yani bir bir kurguyu bir, 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 bir soru kurgusu oluştururken bir etrafımızdaki bir objeyi soruya dönüştürürken ÖSYM'nin sorabileceği mantıkta e, yapmamız gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarınızı özellikle TYT ile ilgili bakın e, çalışmalarınızı gerçekçi bir şekilde yapın. Benim en çok karşı çıktığım şeylerden biridir. Hocam bu benim seviyeme uygun değil. E hocam ben bunu çözemem ki arkadaşlar üniversite sınavının bir seviyesi var sen sınavı kendi seviyene indiremeyeceğine göre sen sınavın seviyesine çıkacaksın. O yüzden hiç kimse kendi seviyesine göre kitap çözme derdine düşmesin. Hepinizin ortak amacı ÖSYM'nin sorularını çözmek. ÖSYM'nin sorularını çözmek için de kendi seviyenize uygun kitaplarla sınava hazırlanamazsınız. Bazen bakıyorum öğrenci elini almış Eylül ayında kendi seviyesine göre bir kitap ona göre ya da onu öyle önermişler. Haziran ayı gelmiş sınava bir hafta 10 gün kalmış. O hala kendi seviyesinin etrafında dönüp duruyor. ÖSYM'nin seviyesine falan çıkamamış. Arkadaşlar hepinizin hedefi üniversite sınavındaki soruları çözmek. ÖSYM'nin sorularını kendi seviyenize falan indirmek değil. O yüzden gerçekçi olduğunuz sürece bu sınavdan başarılı olursunuz. Özellikle problem konusunda bunun ucu bucağı yok. ÖSYM her yıl çok güzel orijinal e, hikayeler bulup bunu probleme dönüştürebiliyor. Sizler de sınav anında ilk defa gördüğünüz için öyle bir soru kurgusunu afalayıp o an paniğe kapılabiliyorsunuz. Bizler de ilk defa görüyoruz ÖSYM'nin bazı soru tiplerini. Tüm öğretmenler olarak, tüm yazarlar olarak bizler de ilk defa görüyoruz. Ama yapmanız gereken şey şu, her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Ben bunu çözemem, ben bunu yapamam, bu benim seveme uygun değil ya da bu çok aşırı zor gibisinden arkadaşlar kendinize mazeret uydurmayın olması gereken şey ÖSYM sorularını çözebilmek. Bunun içinse ÖSYM soru seviyesinin bir tık üstüne mutlaka çıkmanız gerekiyor. Bizim de problemler çalışma kitabında yapmak istediğimiz şey size ÖSYM soru mantığında sorular çözdürüp e, sınav anında farklı kurguda, farklı hikayede hiç görmediğiniz tarzda bir soru gördüğünüzde soruya nasıl yaklaşacağınızı e, e, öğretmeye çalışmak. Evet. Benim e, sizlere Problemlerle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Ee, arkadaşlar gerçekçi olun, sıkı çalışın, merak etmeyin çalışan herkes başarılı oluyor. Ee, çalışmayanların mazereti oluyor. Bir insan hayatta neyden korkar? Bilmediği şeyden korkar. Siz çalışın, öğrenin. Zaten e, üniversite sınavından da, e, sınavdaki sorulardan da hiçbir şekilde korkmadan e, sınavınızı yapar başarılı olursunuz diyorum. Evet arkadaşlar soru çözmeye başlayalım.